sevgili arkadaşlar, hepinizin çılgıncasına beklediği dünyanın en muhteşem dizilerinden biri olan Sayın Westworld'ün ikinci sezonu başladı. Başlayalı oldu. Biz izliyorduk ve fakat bir türlü sizin karşınıza geçip de fikirlerimizi ve yorumlarımızı, hatta teorilerimizi ve spekülasyonlarımızı sizinle paylaşma fırsatımız olmamıştı. Ama hazır Can Sungur yakalamışken, Can Türk Doğan'ı enselemişken ve beni de burada bulmuşken bir araya gelelim ve şöyle ilk 4 bölüm hakkında genel konuşalım. Özellikle bundan sonrasında ne olacak, şu ana kadar ne oldu, bunları bir kendimizi açıklığa kavuşturalım istedik. Evet arkadaşlar, çok hızlı, çok kısa, hızlı diyorum çünkü 4 bölümden bahsedeceğiz. Bu videonun uzun olma ihtimali var. İkinci sezon nasıl gidiyor? Hoşunuza gitti mi? Beklentinizi karşıladı mı? Dur, oradan girmeyelim. Ama 4. bölümden giriyoruz artık yani. Evet. Peki 4'ten giriyoruz. Direkt 4'ten. Nereden girmek istiyorsun? 4'ten şöyle gireceğim. Yani bir şey yapalım. Çünkü videonun geri kalanında konuşacağız mı konuşmayacağız mı unutmayalım diye. Şu an dizi çok ekstrem noktalara gitti biraz. Tamam. Yani ilk sezonu izlerken böyle kafamızdaki bir takım teorilerin çok ötesine geçtik. Çünkü dizi en basitinden işte bilinç kopyalama, insan kopyalama, insanın bedenini kopyalama, insanın bilincini kopyalama gibi. İşte Matrix'inden tut, Ghost in the Shell'e kadar konuşulmuş. Böyle bütün konuları bir anda, aa onlar da var bizde dedi. Ya bu sadece anda, robot isyanı değil dedi, aynen. Ve bu anda teori dünyasını o kadar genişletiyor ki. Çünkü şu an teoriler şeye geldi. İşte Maeve'in içinde Ford mu var? Bernard'ın içerisinde başka bir adam mı var? İşte Dolores'in içinde kim var? Ha, Dolores acaba terörist örgütün lideri mi? Yani ilk sezon en büyük twist şeyden gelmişti ya. Hostlar bütün zamanları aynı zamanda hatırlıyorlar. O yüzden adam bana iki zamanlı bir diziyi tek zamanlıymış gibi sunabildi seviyesindeydi. Hatta 7 zamanlı falan yani. Gibi. Şimdi artık şeyden emin değilsin. Yani şu an şeye geldi. Karşımızdaki karakterler gerçekten karşımızdaki karakterler mi? Ne zamandalar? Yani gerçek nedir? Rüya nedir? Böyle bir Enes Batur filmine doğru hızla ilerliyoruz yani. Bir de ilk sezon Ford vardı. Bir de Delos üst düzey yetkilileri vardı. Bernard arada kurban gibiydi falan. Fakat şimdi bütün bu kimlik bunalımları yüzünden biraz şey gibi olmaya başladı. Farklı farklı ajandaları olan birden fazla farklı faction'ımız var filan gibi neredeyse. Yani şu an böyle 4. bölüm itibariyle bir de hani ilk bölümden konuşarak gelseydik 4. bölüm yine çok yüksek bir bölüm olurdu. Çünkü bu bölüm çok şey öğrendik. Hı-hı. Yani kritik de bölümden girdik aslında. Yani şu an aslında diziyle ilgili teori kasarken şeye bakman gerekiyor. Yani bu karakter A kendisi mi? İşte B host mu? C programlanmış mı hareket ediyor? Hı-hı. D kendi bilincim var, başkasının bilincim var. Şimdi karakterlere... Yumuşak G. Aynı zamanda mıyız? Evet. Yani anladın mı? Yani şimdi zaman tutmayabilir, karakteri olmayabilir. Arada Bernard kendi hostunun kendi kopyalarını falan da görmeye başladı bu bölümde mesela. Yani adam uyanıyor, gerçek bu zamanda mıyız falan diye soruyor. Yani biraz aslında şu noktada şeye üzülüyorum. Ortaya atabildiğin bütün teorilere bir şey bulabilirsin artık. Biraz hafif bulamaç oluyor gibi yani. Çok dikkat ediyorlar, çok iyi gidiyor. Yani normalde böyle büyük senaryo unsurlar ortaya attığımı inanılmaz dağılır genelde. İşte hepimiz biliyoruz, çocukluğumuzdaki X-Men'de zaman yolculuğu işin içine bir girince böyle falan oluyorsun yani. Ama neden 5 dakika öncesine gidip bunu da çözmediler ki falan i̇şte, demeye başladınız. Evet, yani bazı senaryo, işte aynen mesela Infinity War'da da Eye of Agamotto yüzünden abi niye zamanı geri almadın, Miss Doctor Strange işte 14 milyon olasılık falan ya. Yani bazı senaryo unsurlarını işin içine soktuğun zaman insanlar çok hızlı şey sorusu sormaya başlıyorlar. Yüzüğü neden kartallarla götürmediler soruları çok hızlı artıyor. Hı hı. 4. bölümde oraya geldik. Çünkü Jim Delos'u artık 145 kere kopyalamışlar. Son kopyalanan versiyonuna dokunmamışlar. Herif bilinçli olduğunun farkında ama bilinci uyanınca kayboluyor. O yüzden şu an herkes böyle. Abi Ford ilk sezon acaba şey mi yapıyordu? Bernard kendisi mi? Kaç Bernard abi, var? Bak ne ben oluyoruz? Sana şöyle bir söyleyeyim. Ben mesela şu anda senin gibi izlemiyorum diziyi. Ben şu anda kafayı rölantiye almış bir şekilde izliyorum. Hiçbir teoriyi, hiçbir şeyi atlamamaya çalışıyorum. Kafamda fikir oluştukça bir dur diyorum. Çünkü hakikaten dizi bir de şey bir dizi yani çok olgun bir dizi. Yani atıyorum işte Lost'ların şunların bunların ötesinde postunda bir dizi olduğu için. Yani sen de dikkatli yapıyorlar dedin hakikaten bulamaç yapmamak için. Hakikaten çok titiz bir şekilde işlediklerinden. Bence şimdilik gördüğümüz birçok şey ters köşe gibi geliyor bana, anladın mı? Tabii. Hiç yönetmenin senaristin ağına düşmemek gerekiyor gibi geliyor bana. Hatta, ya ben işte o ağa biraz dolanmayı seviyorum. Yok tabii yani dizi şey, izlemenin tadı o sonuçta. Ya bu arada küçük iddialı bir cümlem var. Bence bu dizi Lost'un yapmaya çalışıp yapamadığı ve sonra Lost'tan sonra gaza gelip bir sürü dizinde yapmaya çalıştı. Mesela Fringe bunlardan biriydi. Evet güzel. Ama kah prodüksiyon imkanları yüzünden, kah işte scheduling yüzünden yapamadıkları. Yani dizi erken bitecek falan. Ya da 20 bölümden ötürü genelde yapamadıkları. Evet. 20 bölüme yazamıyorlar çünkü. Aynen. Olabilir evet. Yani filler miller de çok oluyor. O kompleks tabii. Böyle o her kareyi durdurup ipucu takip ettiğinde
o ipucunun cevabında gerçekten bir şeylerin çıktığı bir dünya kurmayı becerdi. İlk sezonda bunu çok iyi becerdikleri için şimdi millet ikinci sezonu çok ciddi alarak izliyor. Bir de ikinci sezonun başında şey yaptılar ya, işte spoilerları tek videoda açıklıyoruz ya falan deyip sonra dalga evet, geçtiler. dalga geçtiler. Gel gelelim. Orada da bir şeyler saklı geyiğine geldi tabii ki çocuklar. Yani çünkü oranın da en azından ilk başına böyle bir 2-3 dakika şey var ya, işte Bunun sonu yok abi o zaman. Yok Anthony abi. Hopkins'te Yok yapılan yok. Gerçekten röportajda da yok. bir şeyler saklıya falan kadar gider bu yani. Yani Sakla mı bu der? arada saklı. Ya işte zaten milleti deli ettiler. Ve şey benim çok hoşuma gidiyor. Böyle gerçekten bu diziye böyle delirmiş bir 10 bin kişi falan var dünyada belki. Aynı Reddit'te toplanıp böyle hayır hayır bence ejderhalar gerçek falan yazıyoruz deliler gibi. Yani bunun bu kısmından ben çok keyif alıyorum. Çünkü bu şey gibi bulmaca çözmek gibi. Ya tabii ki ama bütün kartları senarist elinde tutuyor. Yani siz hepsi rüyaydı da diyebilir. Ama demesin Nolan. Evet yani Lost gibi tarihe geçer Demesin sonra. Yani öyle yapmayacak muhtemelen. Kaliteli işlerin Ama şu an adamı. hani Dünyanın böyle en pahalı trollü. evet yani. Evet yani. Yani çok güvendik hani böyle anladın mı? Evet. Bu güven bu arada şey açısından çok iyi. Çünkü ilk sezon herifler fan teorileri gerçek çıktı ya. Yani fan teorileri gerçek çıktığı noktada iş şey oluyor. Ne demek Aa, fan teorileri gerçek çıktı? şöyle ikinci üçüncü sezonda böyle işte Arnold Weber, Bernard Lowe ve işte birbirinin anagramı işte Bernard muhtemelen Arnold çıkabilir diye ikinci sezondan bir herif uyanmıştı. İkinci İkinci bölümde. bölümden. Başka bir eleman da şeyi fark etmişti ikinci bölümde. Mesela ben ilk izlediğimde fark etmeyip o teori okuyunca diziyi çok daha ciddi izlemeye başladım. Ben bu arada teori okumayı o yüzden çok seviyorum. İkinci bölümünde ilk sezonu şeyi fark etmişti bir Reddit yazarı yine. Stillwater değişmiş. Yani o William'la Logan'ın geldiği anla işte Teddy'nin geldiği Stillwater arasında bayağı fark var. Dizide iki timeline olabilir falan demişti. Şöyle oluyor abi. Şimdi tabii ilk sezon bittikten sonra bunu konuşmak kolay da ilk sezonda böyle bir teori okuyunca diyorsun ki ya öyle şey mi olur? Sonra herif onun üstüne kurmuş ama yani her şeyi Evet ve yani bayağı meğer arkada logo farklıymış vesaire evet farklıymış. abi. Hakikaten iki farklı timeline Logo falan bayağı izliyormuşuz. sonra çıktı aslında. Ama bunu Tabii çok tabii küçük işte. ipuçlarından yakalayanlar oldu. Şimdi o yüzden herkes şey. İlk ben yakalayayım da tarihe geçeyim. Çünkü bir şekilde aslında dizi tarihine geçiyorsun bunları yakalayınca. Ya şöyle bir şey var. Aslında aynı anda farklı zamanları anlatmak artık dizi ya da film için çok çok sıra dışı bir hareket değil. Sıradan böyle atıyorum romantik dizilerde falan bile bunu uyguladıkları oluyor. Ama tabii bu öykünün bir de bizim işte hostlar zamanı şey algılıyor falan filandan ötürü öyküye de bir katkısı olduğu için de ekstra bir faydası ve değeri ve kıymeti oluyor. O yüzden de hani aslında bunları keşfetmek başka da bir tadı var Bir de gerçekten. sinematik dile getirmişler bunu. Bunu da sezon bittikten sonra çoğu insan uyandı aslında. Yani Kamera şey bilmem ne gibi. falan açısından mı sinematik dile Evet evet diyorsun? yani mesela işte ilk sezonda bir sahne meşhur. İnsanların artık okey iki timeline gerçekten var galiba. Yani teorisini güçlendiren. Dolores'in şöyle bir etrafa bakarken kameranın bir hareketi var. Orada böyle işte arka önünde gördüğü mezar taşları arkaya geçiyor gibi bir şey var. Orada hafif bulanıyor kamera. Normalde hiç böyle dönerek bulandığı bir şey yok. Zaman atlama falan gibi hissettiriyordu. Şimdi bunu bu bölümde mesela şeyde Bernard'da da gördük birlikte de Evet. böyle bir. Tabii. O, kamera Bir sürü dönerken geçiş oldu yani. aynen. Ya Artık orası izlemiyor zaten. işte orada Tabii. artık evet şey oluyor. Yani sana şey anlatıyor. Bak kamerayı böyle döndürüyorum. Evet. Şimdi zaman anlatacağım. Ya da bir host kendi programlamasının dışına çıktığında sadece orada desteksiz kamera kullanıp el kamerasına geçiyorlarmış. Son bölümde Aa, hiç fark etmedim bunu ben. Maeve ve Dolores kendi programlamalarının dışına çıkınca kamera bir anda hareketliye geçiyor böyle. Hani millet artık bunlara alıştığı için çok saygı duyarak böyle okey abi Çok Westworld çok kalite bir dizi. Hadi çözelim falan diye izliyorlar. Ya bunu yapabiliyor olmaları benim çok hoşuma gidiyor bu arada. bunlara ayrıntı yüklemeleri zaten bu diziyi farklı Evet. kılan. Bir de işte bak Ama o ilk yüzden 2 senede sezondan bir geliyor yani bu arada dizi gerçekten de. ama ilk sezondan da bambaşka bir şey izliyoruz. İlk sezonda Tabii. bayağı bir western hikayeleri ve western story arklar vardı. Burada direkt yani western versus makine tüfekli ve tanklı adamlar gibi sahneler olmaya başladı yani. Onlar çok tatlı gözüküyor. O Aynen çok şeye hoşuma gidiyor geçişinden benim. yani biraz konudan konuya atlıyoruz ama arkadaşlar artık kusura bakmayın heyecanlıyız Westworld. Şeye geçişinden ben de çok memnunum. Can dediği gibi ilk sezon hakikaten biraz böyle Western dünyasında geçen parodi bir şey gibiydi ama böyle şeye doğru hafif bir geçiş var gerçekten. Terminator tarzı bir filme doğru böyle yani o işte ne bileyim yani yanlarında böyle Western kıyafetli adamlarla ama sen biliyorsun ya onlar işte Dolores'in falan ağzından konuşuyorum. Dünyayı ellerine vermeden asla mutlu olamayacağız falan diye böyle Western gibi tipler geziyor olması ve yumuşak bir geçiş sağlıyor hakikaten. Ya şu an aslında böyle 3-4 zaman ya birkaç bölüm sonra var ya dizi inanılmaz bir şey olacak galiba. Çünkü şu an şey benim çok hoşuma gitti. İşte bir bölümde bakıyorsun
İşte Jimmy Simpson'ın genç William karakteriyle Dolores, o da şık kıyafetini giymiş, bir havuzun başında içerken konuşuyorlar. İşte biraz sonra böyle pis bir Meksika kasabasında adam böyle tak öbürünün elini vuruyor. Lanet olsun dostum falan oluyor. Öbür tarafta birinin beynini açmışlar, oradan bir şey çekiyorlar falan. Her şey var. Aynen işte yani... her şey var. Ve artık bir yandan bir de şunlar var. Hintliler ve samuraylar. Bir de Japon falan dünyada geçiyor. Birkaç bölüm sonra bir de arada onlara geçeceğiz. Ya işte böyle. Acaba evet, böyle 4. 5. sezonu izlerken hani böyle artık Western dünyasını sıfır gördüğümüz bir noktalara gelir mi diye. Bence hani Game böyle... of Thrones'u katacaklar içine ya. Yok be. Kesin katacaklar. Yok be. Ha böyle ucundan katacaklar. Dragon Ball falan diye bir şeyin önünden geçeceğiz böyle. Kameralara taş çatlasın. Evet. Evet. Ama bir söyleyeceğim Can. Westworld kaldırmaz onu. Westworld'u o kadar ciddi izliyoruz ki o kadar meta bir hareket... Biraz böyle sulu gelir sanki. Hayır. Sana öyle gelmiyor mu? Şöyle düşünüyorum yani. Bir yerde yürürler. Arkadan kalesi geçse şimdi çok cıvık olmaz mı yani? İşte cıvık olmaz. Şöyle yapar. İlk sezonun sonunda şey yapmışlar da bir samuray zırhı görüyorsun bir yerde bir saniye sonra yürüyorlar ya. Bir yerde böyle atıyorum Night Watch'un tüylü böyle kıyafetini göreceksin. Önünden yürüyüp geçecekler. Evet, yani millet böyle internette böyle taklalar atarak gözlerinden ayrılır atar böyle yani öyle bir şey olsun. Bence yapacaklar bir noktada. Ama hani gidip de böyle Jon Snow'a falan şey demeyecekler abi nasılsın. Yani o kadar şey olmaz da böyle de bir şey olabilir yani, falan yapacaklar. Hint World'u belki bir daha görür müyüz görmez miyiz belli değil, o Raj World diye ormanlı Hindistanlı yeri. Evet sanki hani belki onun kadar bir tane böyle ortaçağ World falan gibi bir şey olur. Game of Thrones'dan orada kullanılan proplar olur orada, anladın mı? Bence biraz öyle bir easter egg konulmuş gibi geliyor bana. White Walker robotu var böyle. Bu ne? İşte bunlar yeni hostlar falan böyle. Dizinin full bir şekilde işte robot isyanı falana dönüşmeyişinin bir sebebi Ford'un etkisinin hala gayet kuvvetli olması. Yani ölüp ölmediğini bilmiyoruz tabii. Belki çıkar ortaya. O ayrı konu. Ama şimdilik hani öldü gibi takip ediyoruz. Ama geriye şey bir şey bıraktı. Herkesin başına bela olan bir durum bıraktı. Hem Menin Black'e hem işte Dolores'lere falan. Ya size sorun mesela Dolores ve Maeve başta olmak üzere tabii. Sizce hostlar hakikaten şu an ne kadar özgür iradeyle hareket ediyor? Yoksa bir ihtimal bütün bunlar hala işte Ford'un kukla ustası gibi bir şeyleri manipüle ediyor olması olabilir mi örneğin? Bu tabii soru beni en çok Dolores açısından heyecanlandırıyor. Çünkü Maeve'inki biraz daha böyle kişisel bir öykü gibi ama sanki Dolores'inki İşte full robot isyanına dönüşme potansiyeli taşıyan bir şey ya. Bir de önü kesilemez. Senin dediğin şeyden ben şundan dolayı tırsıyorum. Hala ve hala William bir şeyler yaparken arada biri duyuyor. Aynen. Bu doğru yol değil William. Şimdi icdadın sikilecek. Buna yani, hazır mısın? Nasıl böyle şey ya. Bu beni çok ya, eğer tamamen kendi bilincinde olsaydı böyle bir hareket yapar mıydı gibi bir şöyle, çekincem var sadece o tip robotlarda. Bu iki tabii soru işareti var. Birisi Ford hala hayatta mı değil mi? Ama Ford hayatta değilse bile hala kuklaların işte şey ustası olabilir. Yani hani ya, miras bırakmışçasına bu işleri manipüle ediyor. Ya ne Ford consciousness'ını yani bilincini ya, o da bir seçenek. O da bir seçenek. Bütün her şeyin içine bir şekilde yedirmiş olabilir. Ha. Bir de böyle inanılmaz bir tanrıcılık oynayı olabilir. Doğru, olabilir. Yani işte bak son bölüm itibariyle ortaya çıkan bunların bir kısmı ilk iki bölümde teoriydi, artık dördüncü bölüm şey yaptı. Ve bence bu kadar koyarsanız yeriz. Evet, ve bu kadar erkenden bunu belli etmeleri bana büyük twist atacaklar gibi geliyor. Çünkü daha dördüncü bölümden dedik ya biz bu arada insan kullanımı ve bilinç kopyalama üzerine bayağı çalıştık yapabiliyoruz dedi. Şimdi 8. bölüme bir şey koyacak adama, öyle bir şey koyacak ki biz 4. bölümü unutacağız. Çünkü böyle bir ayıp bunlar. Bence artık bilim kurgu ve teknoloji üzerinden değil de twistler, öyküsel twist gelecek işte bu saatten tabii sonra. Yani aman tanrım beynini bilmem nereye ne yapabiliyormuş değil de mesela, aa bak evet, bu Ford'muş bu Bernard. Son bölüm onun da ipucunu verdi. Mesela Bernard bir yerde şey diyor ya, ya önceden yaptıklarım biraz programlamamdı, biraz Ford'tu ama şimdi ben kendi kararlarımı veriyorum diyor. Tam bunu söylerken de oraya girip böyle öldürttüğü böyle işte aynen, bilim adamlarını falan görüyorsun hani. İnsan o noktada şeyi düşünüyor. Ve kıza yalan söylüyor bu arada. O da evet, hani tabii tabii. Dolores böyle, Dolores de bir yerde çok benzer bir cümle kuruyor. Yalan değil de Dolores de var. İşte gizliyor. Wyatt da var. Şimdi ama kendi kararlarımı veriyorum artık diye. Bu Reverie anıları de muhabbeti vardı ya ilk sezondan kalma. O işte şeydi. Reverie ne demek? Mevcut Reverie programlamasıyla eski programlamaların anıları karışıyor. Ve tahmin edilemez karakterler ortaya çıkıyor. Ya Ford aslında bunları özgür bırakacağının sinyalini ilk sezonda Reverie güncellemesiyle verdi. Ama yani birçoğunun programlaması baskın çıkıyor illa ki. O programlamayı kıracak bir şeyler yaşamaları lazım. İşte Dolores'in yaşadığı gibi, Maeve'in yaşadığı gibi. O da acı birikmesi dedik ona ilk sezondaki evet, cevap aynen, buydu. Aynen. Uh-huh. Şimdi abi bak güncel geldiğimiz noktada kafalarda dönen teoriler ya da soru işaretleri neler, bir onları toparlamaya çalışacağım. Bernard'a da gireceksin istersen. Evet, yani bunların hepsinin cevabı bu arada yok ama spekülasyonları var. Şu an böyle ortaya attıkları ta ilk sezondan ve hala cevaplamadıkları şey
Dolores'in babası rolünde de gördüğümüz o Peter Abernathy ismindeki robot. İşte ilk sezonda, ilk bölümde böyle tehdit etmişti ya şeyleri falan. Oradan böyle acayip meme oldu o herif, böyle suratı titreyerek mechanical hand falan diyordu. O abinin içerisinde çok büyük bir data dosyası var, encrypted. Günceldeki Bernard, bir de 2 haftalık bir zaman atlamasıyla gidiyoruz şu an dizide. Günceldeki Bernard bunu keşfetti. Oh my god dedi ama ne olduğunu henüz söylemediler. Hiçbir bilgi yok onunla ilgili hala. Eskideki Bernard ve günceldeki Bernard'ın arasında kıyafet ve kafadaki yara izi farklılıkları var. Kafadaki yara izi farklılığı biraz asap bozucu çünkü adam kafasına mermi sıkmış, yara izi nasıl kapandı? Aynı Bernard değil mi ikisi acaba? İşte bir fragmanda çok küçük bir saniye 3-4 tane Bernard bir arada gözüküyor. Çok Bernard var gibi bir teori çıktı oradan ortaya. Üstüne de kafa karıştıran şey 2 hafta önceki Bernard, ki robot olduğunu ve kafasına sıvı eklemesi gerektiğini biliyoruz. İşte elini uzatıp DNA okutabilen bir kapıdan girebildi. Yani hostların hepsinin üzerinde DNA var mı? Muhtemelen yoktur çünkü parkta DNA topluyorlar ya. Hostların hepsinin DNA'sı olsa onları toplamada çok zorlaşır. Ford bu eski Bernard'a acaba özel bir şey yaptı ve onun DNA'sı mı var? Ya da insan klonlamayı becerdiler mi? Direkt klon mu diyorsun? Klon mu gerçekten? Yani Arnold'un DNA'sını alıp bir yerde büyütüp, bilmiyorum artık. Yani çünkü öyle bir noktaya ulaştık ki dizide şu an, hey yaptık deseler, hey yapmışlar diyeceğim. Hey yapamadık deseler, hey yapamadılar diyeceğim. Yani ama şöyle bir, sadece şöyle bir ufak detay gireceğim sana. O parmağını okuttuğu noktadan sonra adam şey yaptı zaten. İşte bana şey lazım falan muhabbeti. Evet, kafasına böyle. Evet, evet. O yüzden parmak okuturken sonradan işte bir çeşit robot iç mekanizmasına sahip olduğunu biliyoruz. Ama ben zaten şöyle olduğunu düşünüyorum. Bence dizideki teknoloji öyle bir boyutta ki artık yani hani robot dediğimiz şey bile işte organik falan parçalara sahip. Hani o yüzden onun bile bir çeşit DNA gibi bir şeysi var belki, bilgisayarın arayüzünün tepki verdiği, anladın mı? Olabilir. Yani şeyi onu gördük ama. Onu cracklemiştir, bir şey yapmıştır. Evet. Crackleme değil canım, o düzeni öyle yani. Hani robotu da anlıyor, insanı da anlıyor. Bir şey demiyor bilgisayar yani, okey geç diyor falan. Yani bir şey teorisi var abi. Onu ben çok yani kendim yakalayamadım. Yani izlerken kıllandım ve not aldım, bazı kısımlar oluyor kafamda. Ama mesela bir teori ortaya atıldı. O çok çıkacak mı çıkmayacak mı emin değilim. Ama çok yani benden çok daha dikkatli izleyen adamlar var bu diziyi. İlk bölümde Bernard sahilde uyanıp böyle gözlüklerini takmak istiyor ama sonra takmıyor. Bırakıyor gözlüklerini geri. Üst baş dağınık. İşte sanki oradaki heriflerin cümlelerini tamamlıyor falan. Millet şey diyor. Bu dördüncü bölümde de şimdi şeyi gördük ya. Jim bir şeyleri yapmaya çalışıyor ve sürekli ne yaptığı kayıtlı ya. William sürekli onun bilinci yerine gelsin diye uğraşıyor mesela. Bernard'ın acaba ne söyleyeceğini, yani Bernard başta bir loop'ta mı? Böyle bir geyik dönüyor. Sahilde ilk uyanıyor ya. Ve biliyor askerler falan o zaman. Yani orada bir oyun mu döndürüyorlar acaba? Yani acaba Bernard'ın bedeninin içine eski Arnold'un bilincini geri koydular. Bir gizemi çözmek için Delos'un bir oyunu mu belki? Evet, bir oyun mu ediyorlar orada? Anladım. Ya da başka bir teori, o tutarsızlıkların sebebinin, o da ilk sezonun ilk bölümde ortaya çıkan, işte robotların kafasının hafızalarının şöyle küçük bir USB gibi de kocaman bir alette olması. Acaba birisi Bernard'ın bedeninin içerisine, bu adam yönetici nasılsa parktan çıkabilir diye kendi bilincini mi yerleştirdi? Kim mesela? İşte Teddy, Dolores, işte May falan. Yani şu an bilmiyoruz ama böyle bir takım çok büyük amaçları olan robotlar var ya şu an kendi dünyalarına giden. Kaçmak için falan diyorsun. Evet evet yani ama bir yandan da herif Bernard'ın hafızalarına sahip. Bernard gibi konuşuyor. Yani böyle bir acaba bilinç mi birleştirdiler? Yani şöyle abi, ilk sahnede uyanan Bernard'ın hareketlerini aslında mesela şimdi siz de bir dönün bakın. Biraz tuhaf. Dördüncü bölümdeki Bernard hastalığından tuhaf davranıyor ama ilk sahildeki Bernard niye tuhaf davranıyor tam emin değiliz. Orada böyle şey gibiydi hakikaten. Yani dizinin başıydı ya o. Yani bu sezonun başıydı ya aynı zamanda. Evet, evet. Ve biz birinci sezon bittiğinde Bernard'ın kendisinin bir host olduğunu yeni öğrenmişti daha. O yüzden bu bölüm başlayınca, o bölüm başlayınca aa işte bak ben bir host olarak ilk defa host olduğumun farkında olarak dünyaya bakıyorum gibi izlemiştim ben. Tabii. Fakat aslında zaman atlamış olduğunu gördük. Zamanın geçmiş olduğunu gördük yani. O yüzden senin dediğin gibi uçuk kaçık, aslında içinde Dolores var falan gibi bir şey çıkmasına da... Uçuk kaçıklık bizim işimiz ya bu dizide. Yani ne deseler inanacağım şu an. Çünkü bir yerde deniz ortaya çıktı ya. Yani bir de... Evet, bir olmaması lazım. Böyle bir gizemiz var. Bir deniz ortaya çıkmış. Hani Ford mu yaptı, ne ara yaptı? 2 haftada da deniz yapmak çok da kolay bir şey değil. Hani sen tanrı mısın, bizi öldürdün falan der millet. Ama sonra denizin içinde cesetleri buluyorlar bir ara. O cesetleri bulduklarında mesela Bernard yine böyle onları ben öldürdüm falan diyor ya. O noktada işte şey teorileri güçlendi biraz. Yani ya Dolores var içinde çünkü bu ayaklanmaya o sebep oldu. Ve de hani ayaklanma bitti gibi bir ortam oluşturuyor kaçmak etmek için. Belki de kaybettiler çünkü 2 hafta sonrasında artık Delos gelmiş böyle sistemleri kuruyor falan ya. Yani ya kaybettiler ve böyle pişman ya da Teddy
var şeyin içinde. Bence pişman değil de şöyle pişman olabilir. Yani Dolores mesela öyle bir olaylar olacak ki kaçmaya çalışıyoruz. Ama biz 50 tane robotuz burada kendine gelmiş. Dışarıda koca bir dünya var. Kafamıza atom bombası bile atabilirler isteseler. O yüzden işte ayaklanma bitti. Bak bütün robotları öldürdük. Ben de Bernard'ım sağlıklı. Ben şimdi kafa izine gitmek istiyorum deyip Dolores hani şeyden çıkmaya çalışıyor gibi bir şey olabilir mesela. Olabilir. Dolores'in dış dünyayı gördüğünü ve Reverie anıları yüzünden artık dış dünyayı hatırladığını da biliyoruz mesela. Evet. Yani ilk sezon tabii bunu anlamıyordu. Bunları göstermemişti ama Ford'un aslında bu Reverie güncellemesini atıp eski anılarını hatırlama izni vermesi robotlara inanılmaz bir hikaye anlatma şeyine dönüştü. Evet. Bu sayede işte zaman atlamaları da çıktı. Dolores'in dış dünyayı hatırlaması da ortaya çıktı bir kere. Evet evet. Çünkü Dolores ve bariz hatırlıyormuş bu arada yani. Ya, bariz hatırlıyor ve şöyle çok tehlikeli bir şey var. İlk yıllarını görüyorsun işte kızcağız yanında piyano çalıyor. Aman nasıl robot deyip yanında herkes her şeyi konuşmuş bir de. Aynen bir de öyle bir mesele var. Bu arada evet yani Dolores'in de aslında şu anda seyirciye belli ettiğinden daha fazlasının farkında olduğunu anlayıp duruyoruz. Evet. Sürekli böyle bilmiş ben koyacağım onların ağzına sıçacağım falan deyip duruyor. Evet, dışarıyı biz yiyebiliriz evet. Biz. Aynen öyle yapıyorum. Dolores Reis'in arkasındayız. Yani Dolores'teki bu karakter değişimi bence güzel oldu. Hani çünkü o bayağı villain gibi olmaya başladı kız. İşte ama evet ya. Böyle hani amacı olan villain olunca çok da etkileyici olabiliyor evet, ya bu karakterler. Öyle. Güzel gidiyor çok. Siz bir şey söyleyeceğim. Siz Dolores'çi değil misiniz? Mesela Dolores kazansın istemiyor musun biraz filmi yani? Ben puzzle gibi şu an şeyim ya. Umurumda değil mi? Narratif tarafıyla tüketemiyorum şu an. Şeyim böyle. Orada adam mı var? Bu mu dirildi falan derken dizinin tadına çok çıkaramadığımı ama bunun ayrı bir tadı olduğunu söylemem lazım. Bir sürü izleyicimiz bize şey diyor mesela. Abi bu kadar her şeyin teorisine girince tadı kaçıyor falan diyorlar ya. Siz biliyorsunuz. Hayır anlıyorum o da çok doğru. Ben bu puzzle tarafından keyif alıyorum. Yoksa Dolores şanlı isyanını gerçekleştirsin canım benim. Yani benim iki tarafı da hoşuma gidiyor. Ne bok çıkacağını anlamaktan da çok keyif alıyorum ben ama gerçekten Dolores isyanını izlemekten de keyif alıyorum. Hatta yani bir kusura bakmayın araya gireceğim kişisel bir şey olacak ama dizi izlerken şunu çok takdir ediyorum. Kızı da çok beğeniyorum falan. Evet tanıdığı şey olan var. Hayır. Şunu izlerken şunu fark ettim ve çok hoşuma gitti dizinin bana bunu yapabiliyor olmasından dolayı da diziyi takdir ettim. Bizim bu diziyi izlerken hani hakikaten insanların tarafını tutmamız makul değil mi yani aslında? Çünkü tost makineleri işte isyana başlayıp da böyle bir kazanmalara falan içimize gelecek bir şey değil. Ama gerçekten özellikle Dolores'in liderliğinde anlatılıyor ya film. Yani Maeve'nin daha böyle bir kişisel olayı var. Dolores böyle isyancı başı gibi falan. Maeve'de ama bu arada anne seyirciler için nasıl Maeve'in hikayesi devam ediyor. Evet evet, yani. Evet kesinlikle. İşte bu robotların tırnak içinde dertlerini bu kadar önemsiyor olmak ve insanları alt etmelerini istetir hale getirmesi bana diziyi gerçekten bence dizinin bir başarısı gibi geliyor bana. Yani düşünsene hakikaten başrolde ama bütün bilgisayar var. Bunun içinde yani. Başrolde bilgisayar var abi. Evet. Protagonistler bilgisayar yani ve bunlar kazansız. Kule PC geziyormuş etrafta evet, gibi söylüyor. Evet gerçekten öyle ama yani aslında onun hani atası o ya sonuçta. Yani, üstün ırkın peşinde koşuyor. Ben böyle istiyorum yani. Siz belki o kadar da onların tarafı tutuyor olabilirsiniz. Abi şöyle adam koca birinci sezonu zaten Delos'un pis bir şirket olduğunu göstermekle harcadı. Bir de bu Reverie anıları güncellemesi ondan sonra bu hostların programlarının dışına çıktığında başka şeylere dönüştüğünü çok iyi işledi ya. Ve şeyin kaybedilmesi de insanın hoşuna gidiyor. Böyle şey lafı vardır işte savaşta ilk kaybedilen masumluktur falan gibi geyik var ya. Ya Dolores ilk sezonun ilk bölümünde hatırlarsanız şeydi yani dünyadaki güzelliği görmek lazım aslında falan filan. Evet. Dan işte önce sineği ezdi şimdi millete astırtıyor falan böyle. Doğru. Yani bu dönüşümü izlemek inanılmaz keyifli. Teddy'nin onun yanında artık Dolores'in gittiği nokta hiç onaylamadığı ve sessiz bir şekilde uzak durduğu çok belli. Oradan da bir şey patlayacak. Ve yani. Şey gibi çok acıklı detaylar oluyor. Maeve ve Dolores Reverie'lerine çok daha iyi hakimler. O yüzden mesela Dolores babasını görünce tanıyor. Ama diğer hostlar için artık o data yok ya. Onlar kaybetmiş o datayı. Yani şeyler falan da çok acıklı. Hani başkalarının hatırlayamadığı datayı, bilgiyi hatırlayabilen hostlar var artık. Onların karakterlerindeki atlamalar çok ilginç. Ben bu arada yani Man in Black ve William'ı birleştirdiler geçen sezon. Büyük twist'i. Wow dedik. Biraz çiğdi ama birleşmesi. Yani çok iyi birleşmeydi ama birleştikten sonra hemen böyle Man in Black vurulmuştu falan ya. İyi ki onu devam ettirdiler. Çünkü şu an şeyi görüyorsun. Hani hakikaten o William Westworld'da kendisini bulma hikayesini bir yaşadı ya. Yani Westworld şunu becerdi. Dur toparlayacağım şimdi söyleyeceğim şeyi. Bu arada sizle konuşurken bir yandan da düşünüyorum ben de şeyin gerçek, tuhafım gerçek yani. Gerçek Westworld mu yoksa Westworld? Yok şunu diyeceğim. Yani dizi olan mı şey mi? Dizi olan. Dizi olarak Westworld şunu becerebiliyor.
İşte demin dedim ya Lost benzeri. Başta Lost tabii burada. İşte ortaya senaryo atalım. Gelecek sezonda çıksın abi. Öyle değil. Küçük küçük hikayeler var ve onları bitiriyor. Mesela şunu gördük biz. Kapıdan çok iyi niyetli beyaz şapkasıyla giren genç bir kovboy kardeşimiz. Genç. O bölümün sonunda siyah şapkasına çıktı. Geçip anasının şeyi dedi. Ve o hikayesi bitti aslında. O William'ın hikayesi orada bitti. Burada Westworld'dan artık çıkmış ve çıktıktan sonra o değişimiyle hareket eden bir William'ı görüyoruz. Mesela William'ın gençliğinin ikinci sezonunu izliyoruz. Men in Black'in, yani William'ın yaşlılığının da ikinci sezonunu izliyoruz bu arada. Yani şey keyifli evet, geliyor bana. Abi o da acaba ona ne olacak falan. Yo bitti. O hikaye orada bitti. Doğru, yani bir tık başladıkları bazı şeyleri bitiriyorlar. Güzel bir episodiklik de var aslında bir çeşit. Evet bir evet. Diyelim. Yani doğru. Çünkü çoğu dizide şeydir ya, önünde hikayesi bitmesin. Tam o sırada Kain'in merdivenden düşsün. Anladım. Acaba ne olacak? Yo bitiriyor. Onun hikayesi orada bitiyor. Ve artık o değişmiş karakterin hikayesini izliyorsun sen. Bu arada çok iddialı bir şey. Mesela Agents of S.H.I.E.L.D. bunu ilk 3 sezonunu izledim ben biliyorsunuz. İyi kötü yaptı da alkışlar kıyametlerdi. Westworld bir de bunu böyle zamanlar, bilinçler, klonlar falan arasında çok yapıyor. Çok iyi yapıyor. Çok iyi yapıyor ya. Ben biraz Ed Harris ölebilir miyim izninizle? Hadi. Üf. Üf. Ed Harris'in çıkmayıp bu sezon daha gözüküp de böyle bir de işte ne bileyim o İspanyol ailenin intikamını falan aldı ya. Yani çok hoşuma gidiyor abi. Evet çünkü işte Ed Harris ilk sezonda şeydi, iyi William'a kontrast olsun diye pushed kötü adam gibiydi ya biraz. Evet şimdi adamın burada derinlikli bir karakter olmaya başladı. Çünkü şeyi de görüyorsun işte 140 kere Kain'ın da diriltmeye çalışmış. Karısı da intihar etmiş, kızı da parkta, Logan da overdose olmuş. Herif parkta nasıl dönüşüm yaşadığını biliyorsun. Artık bütün o William'ın anıları, ya şey çok iyi oluyor bu arada, ne kadar iyi bir hikaye anlatıcılığı bak. Ya muhtemelen Men in Black ve işte yani şey, abim rolünü yapıyor tamam mı? Şey muazzam bir şey. Adam normal rolünü yaparken sen sürekli herifin geçmişini anlattığın için herifin şu anki rolü değişiyor. Doğru. Ya bu şey muhabbeti tam. Oluyor. Yani... Şu anki bilgi, yani gelecekte öğrendiğim bilgi geçmişteki bilgiyi değiştirebilir diye bir geyik vardır ya. Hı hı. Ya komik bir terim söyleyeceğim ama bayağı kuantum hikaye anlatıcılığı. Yani çünkü anladın mı? Herif burada bir şey yapıyor. Eteris'e demişler ki abi sen böyle oynuyorsun işte şöylesin. Bu tarafta William'ın hikayelerini anlatıyor. Bizim beynimiz ikisini birden birleştiriyor ya. Kombine bir hikaye çıkarabiliyoruz evet, ortaya. Yani. Bu müthiş bir şey. Bu yani. Herif pusht bir insan değil. Yani. En böyle başta çeviriyorlar yavaş yavaş. Sıçım Ederis'e diye düşünürken şimdi canım benim Ederis diye düşünüyorsun. Yeni anladım. Bir kontekst ekliyor. Evet evet yani adamın niye öyle olduğunu bildiğin için bir de şimdi çok kızı çıktı. Hak veriyorsun. Yani de, evet, o çok değişik bir dinamik olacak gibi. Evet. Evet yani ne olacak bilmiyorum. Baba kız gerginlik. Bir de kızın henüz şeyini hiç bilmiyoruz tabii. Motivasyonu neden orada falan. Bu arada Westworld'un Facebook olduğu bu sezon çok işlenen temalardan bir tane. Sonra da değinmeden geçemeyeceğim. Ne yani ziyaretçilerimizin bilgilerini topluyoruz. Evet. Böyle birbirlerine uzun uzun bakıyorlar ama. Burada çaktık değil mi Facebook'a? Evet, çaktık. Bir de ondan sonra sen buradaki iş olanı göremiyorsan ha. Hiçbir şey göremiyorsun demektir diyor. Ondan sonra da Irish abimiz diyor. Aynen muhteşem İrlanda aksanıyla. Tabii. Peki. Ed Harris'i geçmeden, Men in Black'i geçmeden şöyle biraz size edebiyat sorusu sormak istiyorum. Sizce Shakespearean bir karakter. William'ın tam olarak olayı ne bu sezon? Yani şöyle. Şimdi ilk sezon bittiği zaman sezon anladık ki işte bu dünyada yani Westworld dünyasında hayatta kalmaya, o oyunu oynamaya takıntı haline getirmiş. Ve aslında oradaki dünyadan biraz daha fazlasını bekleyen. Bu yüzden Ford'un kurduğu şu Maze oyununa fazla kafayı takmış. Ve de sezonun sonunda robotların işte ayaklandığını görünce bundan mutlu olan bir tipti William. O hani seviniyordu ya şeye vurulmadan önce. İkinci sezon ise hem şeyi görüyoruz işte bu Delos muhabbetiyle işte bilinç aktarmasıyla falan ilgili yani bir onun da bir bağlantısı varmış. Galiba ondan vazgeçmiş ben onu anlıyorum şimdi. Yani o hani bu iş zaten olmayacak deyip kendini Westworld'e kaptırmış gibi. Şimdi de Ford'un ölümünden sonra Ford'un geride bıraktığı oyunu devam ettiriyor. Sizce bütün bunları neden bu kadar yapıyor adam? Kısaca hayatından memnun olmayıp bu hayatı tercih etmek gibi bir şey olduğu için mi? Yoksa atıyorum gerçek hayatta işte nazik biri, iyi kalpli biri olmaya çalışıp Westworld'e gelince ha istediğimi yapabiliyorum falan gibi bir boşalır mı? Bence daha komplike bir şey çıkacak oradan. İlk sezonda bir ara Ford'un ve Men in Black'in karşılıklı oturduğu bir sahne vardı ya. Şeyde bir barda. Evet yani şöyle bir şey var. Şimdi Argos inisiyatifi olarak bunlar ilk geliyorlar Delos'lardan yatırım alıyorlar ya ikinci bölümde görmüştük onu. Delos muydu? Argos. İşte, Argos yok. Neydi kız? Ben bayağı Dark Souls oyuncusu gibi yaklaşıyorum abi adama.
Biraz da oyuncu ölüm oynadı. Açılınca inanılmaz sevindi. Bu arada çok önemli. Yani. Sen lafı unutma. Bu arada hakikaten oyuncu God mod'a girdi. Hani o şey, şey evet. Mesela God öyle... moddaydı işte şeye çıktı işte. Yani böyle hardcore. Gerçek bir çalışma. Iron mod. Evet. Iron Man moda geçti. Bir de şey olması güzel abi mesela. Atıyorum o İspanyol aileyi kurtardı falan ya. Hani orada şeyi görüyorsun hakikaten. Adamın hani gerçekten kurtarmak falan değiller. Yani hala aslında oyunu oynamaya çalışıyor. Ama işte acaba Ford da adama yani William'a hostları da robotları da falan önemse iyi mi öğretmeye çalışıyor? Buradan adamın insanlığını yeniden keşfetmesini yeniden umursayan bir insan olmaya mı yolculuk yapıyor filan? Hani işte edebiyat dediğim buydu işte. Yani şöyle Man in Black'i şöyle çok derin bir karakter haline getirdiler. Adam çok fazla ölüm ve hayat üzerine oynamış ya yıllarca. Hı-hı. Yani işte robotlara ilk yatırım yapılmasına adam destek vermiş aslında. Hı-hı. Yani bir şekilde şu an William Man in Black Westworld'un var olmasını ve Ford ve işte Arnold'un bu kadar bu iş üzerinde çalışılmasını sağlayan adam. Doğru. Evet, Logan böyle çok etkileniyor ama sonra hemen oh robotlar seks yapalım falan oluyor. Sonra overdose'una gitmiş. Sonra overdose'una gidiyor. Delos'un başındaki adam da o bir yandan da. Pislik Delos falan gibi düşündüğümüz evet, Delos'un evet. En başında da aslında William işte, var. Aynen, evet, evet. O açıdan bakınca şöyle oluyor. Ford'u şey gibi düşünün, hani sanatçı bir şey yapmak istiyor. Bir de prodüktörü var. Evet. Prodüktör de diyor ki öyle yapma böyle yap. Yıllarca bunun yüzünden muhtemelen çok çatışmışlar, anladın mı? Evet evet. Şimdi Ford intikamını alıyor adamdan bir şekilde ama bu intikam böyle seni vurdurttum öldürttüm değil. Sana kendi kendini çok uzun süre sorgulattıracağım tarzı bir intikam olabilir. Yani bunu çok erteceğim. Evet. Ama bu sırf peki sence hani Ford... I will break you tarzı bir hikaye yazmış olabilir böyle. Peki Ford ne yapıyor arkadaşlar peki? Yani Ford şu an hayatta mı değil mi? Vallahi Ford iyi yani ne yapsın? Hayır yani o kısmını bir kenara bırakalım. Bir ajandası var. Ölmüş de olsa hani ya miras varı ya hayatta varı bir şekilde bir ajandası, bir planı var. Ford'un olayı amacı ne? Ford'un olayı amacı yeter insanlık bu dünyaya hak etmiyor. Ben yeni bir species yarattım. Onlar dünyayı ele geçirsin mi mesela sadece? Abi bak birinci, ikinci bölümde sorsan bir şey söylerdim. Ama dördüncü bölüm itibariyle... Söyleyeceksin canım. Niye getirmişsin buraya? Yani. Söyleyeceksin Allah Allah. Abi dördüncü çok ucunu açtılar. Şu an çok, evet, her şey şöyle bir şey yaptılar bize. Gelin gelin buyurun. Buyurun. Burada 80 tane daha kapı var. Hepsini açtık. İstediğinize girebilirsiniz dediler bize. Yani. Ben o zaman kendi sorumu ben cevaplayacağım. Madem sizden cevap yok. Tamam. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani biraz şu kadar basit ama şu kadar bunu da büyük görüyorum ben. Birisinin eline bütün bunları yapabilme imkanı verince yani işte resmen yeni bir tür gibi bir şey yaratma, insan bilincini ölümsüzlüğe kavuşturma gibi olanakları verdiğin zaman o kişi kendini ister istemez tanrısal bir pozisyona sokuyor ve hani şimdi... Anthony abime de yakışıyor o rol ama. Yakışıyor yani. Kesinlikle. Tabii. Ben de tanrıyorum. Adam hani kendi bilincini başka bir robota aktarmış da olsa veya mesela Can'ın uydurduğu gibi... Software'de de tutuyor olabilir. Bütün bilincini software'e yaymış, bütün hostlarda biraz bekliyor gibi bir şey de olabilir. Bunlar mümkün. Böyle bir şey yapınca hani o tanrısallık mertebesine gelip bunları yapmak bir çeşit senin doğan olur gibi geliyor bana, anlatabildim mi? Yani ben böyle sanki kendi şeylerinin... istek ve dileklerinin bir kölesi olmuş gibi geliyor bana Ford, anladın mı? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yoksa kendini o kadar rahat huzur içinde öldürtmez zaten milletin önünde. Ya bana da sanki orada edebiyat derinliği şöyle olacakmış gibi. Hani Ford'un çok imkanı vardı ama yine de ölmeyi seçti gibi öğreneceğiz gibi bir hissiyatım var. Ya da gerçekten dalgasını geçti milletle, anladın mı? Yani evet. Hani bak artık beden falan o kadar önemsiz ki vur beni kardeşim. 3 yıl sonra çıkacak ya bir yerden. Bence, bak ben demiştim size. Ya bilmiyorum ama bana şey gibi geliyor. Öyle bir power kompleks içerisinde değil de adam sanki. Yani çünkü işte şeyin farkında olduğunu bu bölümde öğrendik. Mesela işte kırmızı kürelerde insan bilinci var. Beyaz kürelerde robotların hafıza ve programları var. İşte bu kırmızıları işte robotun içine yüklemeye çalışınca bilinç platosunda zortluyorlar robot olduklarını fark ettikleri an diyor. Robot olduğunu fark edip çökmemiş bir robot biz tanıyoruz aslında. Which is Bernard. Yani kafasını evet. kafaya mermi sıktırttı ama Bernard şey gibi yani şey gibi delirmedi diyeceğim aslında ama biraz delirdi bu arada. Yani son hallerine bakın şu 4. sezondaki hafif hafif kafayı kırıyor o da. Son bölüm kafayı kırmaya yani, başladığını gördük biraz. Hani delete edilecek kadar delirmedi ama hafif deliriyor. İşte bir şey muhabbeti var. Ta ilk bölüm Peter Abernethy fotoğrafı görüp böyle bozuluyordu ya, hatırladınız mı? İlk böyle şey tuhaf sahne oydu. Dünya dışından bir şey gördüğü için programlaması bozuluyordu. İşte Ford'un falan ilk sezonda işlediği orada bir konu vardı. Hani kendi programlamalarına ters şeyler aslında görememeleri lazım. It doesn't look like anything to me diyorlar diye sürekli. Şimdi konu orada şeye geliyor. Acaba işte böyle Jim üzerinde yaptıkları yani yaşlı Delos üzerinde yaptıkları deneylerin hatalarını falan Ford bir şekilde takip edebildiyse ki yani oradaki laboratuvar asistanlarından birinin yerine host koyup çok rahat etmiş olabilir. Yani çünkü zehir bir herif.
ettiyse belki kendi hostlarına kendisi farklı deneyler yaparken onlarda it doesn't look like anything to me'yi geliştirmiş olabilir. Anladım. Yani daha yazılımcı arkadaşlar anlayacak, hani bir şey sıfırla özgür bölünce bir iş yani. Bir şey sıfırla bölünce program patlamasın diye sıfırla bölme imkanını ortadan kaldırdığın bir karşılık kod yazabilirsin yani sistemlere bozulmasınlar diye. Ford öyle bir şey yaptıysa, Bernard'ın üzerine bu tarz şeyler yerleştiyse ya da diğer hostlarda böyle bir şey yaptıysa, diğer hostların hepsinde aslında insan çalıştırıyor olabilir. Anladım. Bernard'ı uçurmuş oldu. Belki de sadece Bernard'a böyle bir şey yaptı ama daha önce böyle değildi Bernard bu arada. Hmm. Hadi o şeydi yani, direkt böyle bilinç yüklemeli falan filan değildi. Arnold'dan esinlenerek tabii yaratılmış bir abimizdi. Şimdi onun bilincinden kalıntılı yani olabilir. Bir de en son Bernard cebine küçük böyle bir kahverengi küre attı. O bilmiyorum, o şey midir, ne bileyim, hafıza kayıtları mıdır nedir bilmiyoruz. Göreceğiz bir sonraki bölüm illa. Evet, birinin bilinci, belki de Ford'un bilincidir. Her şey olabilir. Hiçbir fikrimiz yok orada. Yani o yüzden işte şimdi beklediğimiz cevaplar, bakalım insan klonlama, host bedenlerinde bilinç değiştirme üzerine ne kadar senaryo ilerleyecek. Bir küçük tuhaf bir detay söyleyeceğim size. İlk sezon bir tane Bernard'ın sevdiği kadın vardı. Direktör. Evet. Sonra öldürdü onu. Bernard öldürdü kadını. Evet. Şöyle çok tuhaf bir şey var. Ama çıkar mı çıkmaz mı, tesadüf mü? Gerçi Westworld'de de işte tesadüflere yer yoktur diyesim geliyor ama... Şeyi fark ettiniz mi ya? Rajworld'de o kızın sigara içtiği sahnelerde sigarayı tutuş hali var şöyle bir. Sigaranın sürekli böyle kıçıyla oynadığı bir şey var. İlk izlerken ben de dedim lan gençliği mi acaba diye. Çünkü çok benziyor. Yani ama kadının timeline'la... sima olarak da benziyor. Timeline olarak gençliği olması mümkün değil. Evet. Ama yani şu an öyle bir yerdeyiz ki why not, hani iki belki sezon de... sonra bir şey derler ve derler ki işte vay, ben senin kızını host yaptım kardeşim, şimdi ne yapacaksın bilmiyorum. Sizce o Men in Black'in kızı hakikaten gelen kız host olabilir mi diye düşünecek diye soracaktım. Yani çok artık iyice teoriden teoriye atlamak. Yani benim host olmadığına çok emin olduğum birisi Men in Black. Ve bence kendi klonunu da hiç yapmadı. Çünkü böyle çok fazla ölümle uğraşmış. Kızı ya kendi. Kızı. İşte hayır zaten şöyle söylüyorum. Yani William'ın haberi olmadan yapmışlardır. Men in Black'in host olmadığını biliyorum. Ha, okay. Geri kalan herkes host olabilir. Ha tamam. Hani bunu söyleyeceğim ben. Okay, pardon. Men in Black'in şapkası bile host. Evet, ama, o bile böyle Gryffindor falan diyebilir misiniz? Yani atı bile host. Hayvanlar falan zaten host oluyor. Host onlar. Tabii, onlar host tabii, kaplan. Uçan kuş bile host vallahi. Uçan kuş. Sinek host muydu baştaki? Üf, vallahi arkadaşlar yani böyle dizi şu an ilginç bir noktaya geldi. Şu ya yani bu bölüm çok açtılar. Bir sonraki bölüm bir iki kişi böyle çıkıp hani ya onu denedik ama o olmadı falan deyip kısıtlamazsa bir süre olabilir abi. Doğru gidiyoruz hızlıca. Bu sezon 1-2 aksiyon da olur gibi geliyor bana. Biraz böyle yani ilk sezon da vardı. Özellikle son bölüm. Ya Kale Savaşı izledik ya. Daha ne izleyelim ya? Daha göreceğiz ya. Ya bakalım. Daha Maeve Shogun ordusu toplayacak. Tabii. İşte bunlar samuraylarla... korsanlarla gelecek. Vikingler gelecek. History abi, Channel'dan konuk gelecek. Bak bir şey söyleyeceğim. Atıyorum böyle mesela işte samuraylara karşı İşte ışın kılıçlı askerler desen, böyle bir şeyi beyaz perdede görmen için ancak parodi bir filmde görürüm dersin değil mi? Ve bu kadar bundan dramatik bir anlatımla görecek olmak evet. Çok tuhaf yani. Belki de mümkün ya, aynen. Belki de o dünyayı ufuk açtı. Tabii. Yani. Ne yapacaklar? Ya. Hintliler, filler vs. samuraylar vs. Yeniçeriler. Ya Westworld bence yani hikayesi ne zaman anlatmayı bitirecek bilmiyorum ama herhalde bir 6-7 sezon sürer minimum diye düşünüyorum. Yani hikayesini anlatmayı bitirdiğinde bence günümüz dünyası için çok önemli bir eser olarak bir kenara kaydedilecek. Yani çünkü bugün virtual reality'de sanal hayatlarda gerçekten kendini ifade eden çok fazla insan var. O bilgisayar oyunlarını sosyal ortam olarak gören insanlar tabii, var. Tabii abi bak bir şey söyleyeceğim. Instagram üzerinde fake hayatlar yaşayan gerçekten, insanlar bak, var. Gerçekten bak o hani şey dedim ya size, robotları umursuyorum falan dedi dizi izlerken. Yemin ederim dizi izlerken şunu düşünüyorum. Hepimiz herhangi bir bilgisayar oyununda NPC'lere işkence etmişizdir. Küçükken, büyükken denemek için eğlencesine, Twitch'te espri olsun diye falan filan. Ve hani bir daha böyle bir hareket yapacağım zaman hakikaten bunun aslında gerçekten önemseyip önemsememem gerektiğini sorgulamam gereken bir ruhumun içerisindeki bir karanlık mı? Acaba sıradan bir RPG oynarken bile bilgisayar yazılımı olan o NPC'lere iyi davranmam mı gerekiyor falan diye kendi kendimi sorgulatıyor bu dizi. Yani bu kadar hani... fantastik bir şey izliyoruz ama aslında gerçekten bence gerçeğe de ayakları yere basıyor dizinin yani şeyi. Gerçeğe şeyi var kancası. İşte evet, bu arada diziyi aslında biraz böyle teori tarafını bırakıp çok duygusal bir şekilde biraz daha okumaya kalkışırsa orası da çok derinlikli bir anlatıma sahip. Yani bu ikisini aynı anda becerebiliyor olması da ayrı bir keyif. Teşekkür ederim. Bu bana ayrı övgü. Evet. Güzel yani. Sağ ol. Çok iyi dizi ha. İzle.
İzlemediyseniz ve şu an buradaysanız zaten çok, çok yanlış bir şey yerdesiniz. Yani. Evet yani. Arkadaşlar Westworld herkese göre bir dizi değil. Westworld muhteşem bir dizi. Sadece akıllılar, zekiler ve de mantıklı insanlar, duygusallar izleyebilir. Siz de bu elit muhteşem tabakadansanız ve de videomuzu beğendiyseniz siz dizi hakkında ne düşündüğünüzü aşağı yazmayı unutmayın. İster dizi işte bizim gibi duygusal konuşun, ister bizim gibi teorilerini şusunu busunu yazın ama siz de katkınızı bulundurun. Arkadaşlar görüşmek üzere diyoruz. Bir dahaki bölümü çeker miyiz? Ne zaman çekeriz? İnanın planlamadık. Keyfimize göre. Belki iki bölüm sonra görüşürüz. Belki haftaya görüşürüz. Belki sezon sonunda görüşürüz. Sizi öpüyoruz. Dediğimiz gibi aşağı katkılarınızı bekliyoruz. Ben Can Sungur. Ben Ömercan Güldal. Ben Hikmet Gül. Yanlış oldu. Ben Can Türkdoğan. Üçgen bölüşmeliydi. Ben Can Türkdoğan. Ben de Ömercan Güldağ. Ben de Cevdet Canver. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Nereye sallıyoruz abi? Bana bir şey gözükmüyor. Hepsine sallıyor. Ha işte çünkü yok onlar.